Senin başına nasıl geldi eski? Hissediyorum kesin o kız yaptı. Başka kim olabilir ki? Ezgi Sinan'a layık olmadığını söyleyince hırslandı, cinnet geçirdi. Ezgi'yi öldürdü. Tam bir kenar mahallenin yapacağı iş. Ne dediniz o savcıya? Ağzınızdan çıkan her şeyin bu duruşmayı başka bir yere götüreceğinin farkında değil misiniz? Hırsınızı yanlış yere yönlendiriyorsunuz. Yoksa gerçek katilin bulunmasını istemiyor musunuz? Sadece onu hayatımdan çıkarmak için böyle saçma bir teoriye tutunduğunuzun farkında bile değilsiniz. Efendim İbrahim? Tamam, çözülür çözülmez haber ver bana. Hoş geldin kızım. Korkulacak bir şey yok inşallah. Yok, Aynur'u merak etmiştim de bir uğrayın dedim. Benim için gelmiş abla. İyi etmiş. Bak, herkes destek sana görüyorsun değil mi kızım? Böyle de ayıp olacak ama benim sağlık ocağına yetişmem lazım. Geç kaldım. Estağfurullah. Geçmiş olsun size de. Teşekkür ederim. Yok, önemli bir şey yok. Rutin kontrol sadece. Siz güzel güzel oturun. Ben çıkayım o zaman. Buyurun oturun karakomiserim. Moralin düzelsin. Her şey yoluna girecek. İnşallah. İnşallah dediğin gibi olur karakomiserim. Hiç sıkma canını. Mevzu muhtemelen mafya işi çıkacak. Hem araştırmanın başında herkesin sorguya alınması çok normal. Savcı Sinan da senin yanında. Davayı yakından takip ediyor. Tam destek. Sağ olsun. Ah, hoş geldiniz Sinan Bey. Aynur içeride. Benim çıkmam gerek. Sağcım, mobese kameraların sonuçları her an çıkabilir. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an durumlar karanlık gözüküyor ama sizin önünüze çok engeller çıktı. Hepsi yok olup gidecek. Çünkü aranızdaki bağ çok güçlü. Ne demek istiyorsun? Vallahi artık açık açık söyleyeceğim her şeyi Aynur. Çünkü biliyorum, Savcı Sinan sana çok değer veriyor. Daha da önemlisi, bence sen Savcı Sinan'ı çok seviyorsun. Neydi o? Sinan Bey? Siz miydiniz? Yeni geldim. Benim biraz işim var. Savcım, görüşürüz. Aynur, görüşürüz. Ben de karakomiseri uğurlayayım. İşte böyle. Apartmanın tek bir girişi var. Orayı da iki mobese görüyor. 15-20 dakika içinde görüntülere bakılacak. Senin de masum olduğun resmiyete kavuşacak. Ben de için rahatlasın diye geldim zaten. Sinan Bey, siz öyle diyorsunuz ama katil Ezgi Hanım'ın evine girerken dikkat etmemiş midir? Ne bileyim, belki kılık değiştirmiştir. Öyle olsa bile duruşundan, yürüyüşünden, hareketlerinden anlaşılır kadın mı erkek mi olduğu. Ayrıca
cinayet saatinde senin de o eve girmediğin kesinleşecek. Zaman nasıl geçecek şimdi? Sohbet ederiz. Bu arada kara komiserin ziyaretine sevindim. İyi bir komiser. Bakalarda nokta atışı tahminleriyle meşhur. Gerçekten çok iyi bir insan. Kocası da çok tatlı biri. İşte arıyor. Çıktı mı sonuçlar? Savcım maalesef. Apartmanın girişini gören ekip obeselerinin de cinayet gününe ait 5 saatlik kaydına sorun çıkmış. Ya kameradan ya da merkeze aktarıldıktan sonra görüntüler kurtarılamayacak şekilde bozulmuş. Cinayet de bu süre zarfında işlenmiş. Yani elimizde görüntü yok sadece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.